Aslında çok bir tarifi yok. Büyük bir özlemle, saygıyla, sevgiyle geldik buraya. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum, duygulanıyorum zaten. Sadece çok özlüyoruz. Şu an buraya gelebiliyorsak, burada bu kalabalık varsa hepsi onun sayesinde. Minnettarız ona. Bu şekilde asla, hiçbir şekilde de kimse unutturamayacak bize. Hep her an, her şekilde onu anlayacağız. Her yaptığımız her şeyde hep buramızda hissedeceğiz onun varlığını. Minnettarız her şey için ona. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismini almadan önce biliyorsunuz ki 12-13 tane kendisine, belki daha fazla isim önerildi. Ama insanlar, bu milletin bağrından çıkmış atamız, milletin bizzat kendi tarafından Atatürk ismine layık görülmüştür. Ve bugün de milletin paşasına, o büyük kumandanına bir vefa günü, bir borç günü. Milleti kendi atasını, kendi büyüğünü anmaya gelmiştir. Duygularımız bundan ibarettir bugün için. Büyük ölülere matem gerekmez diyor Gazi Paşa. Önemli olan fikirlere bağlılıktır diyor. Biz içimizde onun ilkeleriyle, onun duygu düşüncelerini sadece içimizde taşıyarak ve o doğrultuda ülkemize daha doğrusu hizmet ederek, ülkemiz için elimizden geleni yaparak en doğru şekilde Atatürk'e ve birçok Türk büyüğümüze, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere layık olacağız. Bu bir 93 yıl, 100 yıl, 103 yıl fark etmiyor. Bence yıllarca sürecek ve hiçbir zaman bir Türk evladı atasını unutmayacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, bugün çok aslında üzgün olduğumuz bir gün. Çünkü atamızı hep çok özlüyoruz ve çok arıyoruz. Ama fikirlerimizde, duygularımızda, her an her zaman bizimle, kalbimizde. Onu her zaman çok özlüyoruz. İyi ki varsın atam. Neden buradayız? Yurt dışından geldik buraya Atatürk'ümüzü ziyaret etmeye. Aşılandı bir sevgi bizi. Onu da gelip en yakınından duymak, hissetmek istedik. O yüzden buradayız. Milyonlar burada diyebilir miyiz? Milyonlar burada, milyon kalpler burada diyebiliriz. Milyonlar olmasa da kalplerin herkesin burada olduğundan çok çok eminim. Arkadaşların ne düşünüyor? Gelin bakayım gençler. Ya ben de ilk defa burada bulunuyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum. Ve burada bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Yani insan gerçekten çok duygulanıyor ve tüyleri diken diken ediyor yani. Ve atamızın burada yaşadığını ve burada gözlerini kapattığını düşünürsek gerçekten... Sözün bittiği yer, çok mutluyum. Milyonlar burada. Hüzün bir arada. Siz de buradasınız. Ne söylemek istersiniz? Keşke burada bugün için bu şekilde beraber olmasaydık. Ama tabii ki Atatürk bizim için yaşayacağımız son ana kadar ve son Türk milletinden kalan tek insana kadar bizim her zaman liderimiz, ışığımız olacaktır. Onu çok seviyoruz, sonsuz minnet duyuyoruz. Bugünleri bize emanet eden sevgili atamıza sonsuz şükran içindeyiz. Saygılar, sevgiler, her şey bizden ona. Gerçekten çok zor anlatmak. Çok büyük bir minnettarlık. Evet, siz ne söylemek istersiniz atamıza? Oldukça hüzünlüyüm. Aynı duyguları paylaşıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Hanımefendi, siz ne söylemek istersiniz? 83 yıl önce... Eğer Atatürk olmasaydı bugünkü çağdaş kadınlarımız olur muydu? Kesinlikle olmazdı. Biraz yaklaşıyorum. Kesinlikle olmazdı. Bugün hüzünlüyüz. 83 yıl önce kaybettiğimiz ilk günkü gibi gözlerim dolu dolu oluyor. Ama iyi ki Cumhuriyet kadınıyım. İyi ki Atatürkçüyüm. Layık, demokrat bir kadınım. Sonsuz minnettarız ona. Saygıyla, özlemle anıyoruz. Üzgünüm. Keşke çok uzun yaşasaydı. Bir de kalksaydı, baksaydı şu ortalığa, şu hale. Acaba atam ne diyecekti yani bu hale? Nasıl emanet etti bu ülkeyi bu insanlara? Duyguluyum. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Buraya gelince inanılmaz bir huzur hissediyorum. Minnettarlık hissediyorum. Her geldiğinde, ama sadece 10 Kasım'da değil. Ve herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Peki iki tane kız çocuğuyla berabersiniz.
Evet, onlar bizim geleceğimiz. Duygulamamak elde değil yani. Böyle bir yıkmış, çökmüş bir imparatorluğu böyle bir çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne çeviren bir insan. Yani dünyada bin yılda bir gelebilecek bir insan. Ben kesinlikle gurur duyuyorum. Diyecek kelime yok gerçekten. Buraya geldiğimde hissettiklerim bambaşka bir duygu. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum bize bıraktığı Türkiye için. Onu çok seviyorum. İyi ki var, iyi ki evet. Geldi. Minik kızımız da burada. Her yıl yeniden kaybediyoruz ama aslında hep içimizde. Yani varlığa asla silinemez, sildirilemez. Bu kadar. Ölümsüzlüğü yakalamış tek lider. Yakalamış tek lider, aynen öyle. Where are you from? I'm from Mexico. Mexico. Mustafa Kemal Atatürk. Yeah, I know Atatürk. I appreciate and a really, really interesting for me and around the world, Atatürk is very important for all the Turkish people. Super. Yeah. Mustafa Kemal Atatürk. Yeah, Mustafa. I love them. I love him. Neden buradayız? Bir Türk vatandaşı olarak büyük bir önder olan Atatürk'ün anısını yaşatmak. Ne mutlu Türk'üm diyene bir daha da öyle bir insan geleceğini düşünmüyorum. Kesin. Böyle büyük birinin evladı olduğu için çok gurur duyuyorum. Bize kattıkları, ülkemize kattığı her şey için minnettarım. Çok teşekkür ederiz. İlelebet izinde olmaya devam edeceğim. Minnettarız her şeyden önce. Saygıyla anlıyoruz. Savaşmış. Yunan'a gölenden bandırmaya kadar sürmüş, bandırma da denize dökmüş. Ya. Bravo. Ondan sonra şeye gittik. Bundan yanında Kurtuluş Bayramı'na gittik. 12 Eylül, 11 Eylül Bursa'dan. 12 Eylül bundan yanında Kurtuluş Bayramı'nda. Orada mezara şehitler taşına baktı. Okudu orayı. Ben okudum. Hasan dedim. Kürt Hasan. Ağladı. Kürt Hasan benim silah arkadaşım dedi. Gönlendireydi. Kürt Hasan'la beraber Yunanlı'yla savaştık dedi. Demek ki Muzanya'da şehit olmuş dedi. Ağladı Gönlendi Fatma Nene. Ama onu Ankara'ya götüremedim Büyük Millet Meclisi'ne. Oraya götüreydim. Orada onu çekerlerdi. Kızın izinden devam edeceğiz. Atatürk'e tekrar teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varmış, iyi ki bize böyle güzel bir ülke armağan etmiş. Bugün atamızı çocuklarımızla birlikte, atamızın da çok başarılı olduğu atı sporu, atla birlikte selamlamak istedik, anmak istedik. Çocuklarımızla birlikte gelip atamızı ziyaret edelim. Evet. Kaç yaşındasınız? Maskenizi açar mısınız? 8 yaşındayım. 8 yaşındasınız. Ata biliyorsunuz. Evet. Atanızı özlediniz. Buraya geldiniz. Evet, ne söylemek istersin? Çok mutluyum ama bir taraftan da üzgünüm atı öldüğü için. Evet. Sen ne söylemek istersin? Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Atamızı ziyaret etmeye geldik. Onu özlediğimiz için ziyaret ederken kendi yaşadığı yere gelmek istedik. Çok büyük başarılar yaptı ve de bize İngilizlerden kurtardı. Çok teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Gelin bakalım, öne gelin, sizi öne alayım şöyle. Evet. Ben buraya takım arkadaşlarımla geldiğim için çok mutluyum. İlk kere Dolmabahçe Sarayı'na geliyorum. Atatürk'ün odasını gezmek benim için çok büyük anlam taşıyor. O yüzden çok mutluyum ben de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, konuşmayan sen varsın. Aç bakayım maskeni, seni tanıyalım. Ben Alpkan. İşte ben de İstanbul Bincilik Kulübü'nden geliyorum. Buraya atamızı anmaya geldik. Bu kadar kalabalık, saygı, sevgi ve yasa gelmiş. Bu çok güzel bir şey. Atatürk bir sürü güzel şey yaptı. Kendini ülkesine adadı. Ama çok genç yaşta öldü. Biz de onun ilkelerini yaşatmaya ve onun izinden gitmeye devam ediyoruz. Ve atasporumuzu yapıyoruz. Evet, çok mutlu olduk. Sizi arkada kaldınız. Bir öne gelin bakayım. Açın bakayım maskenizi. Siz ne söylemek istersiniz? Benim isim Zehra Aysin. Ben de bugün buraya atamızı anmak için geldik. Buraya gelmek çok mutluyum ama aynı zamanda vefat ettiği için de çok üzgünüm. Çok teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz? Aç bakayım maskeyi. Hayır.
Ben maske açmıyorum. Evet. Bugün buraya antrenman arkadaşlarımla beraber Atatürk'ü anmaya geldik. Hepimiz müsabık sporcularız ve yarışlara giriyoruz ve Atatürk'ün de çok iyi olduğu bu sporu yapmaktan da onun ülkesinde gurur duyuyoruz. Seni öne alalım şöyle bakalım. Gel bakalım, gel gel. Şöyle aç bakayım maskeni. Benim adım Kaan, 11 yaşındayım. Buraya hepimiz Atatürk'ü almaya geldik. Atatürk'ü ziyaret etmek ve ona saygımızı göstermek çok mutlu edici. Yani ölmesi bence hepimizi üzdü ama onu ziyaret etmek bence çok böyle güzel bir şey. Herkesin burada Atatürk'ü anmak için gelmesi beni çok mutlu etti. Görmüş olduğunuz gibi 7'den 70'e milyonlar buradaydı. Dışarıdaki ziyaretçilerimizi bekletmek için Atatürk'ün yapan etkiye kadar ziyaretimizi mümkün olduğu kadar kısa Rozetlerden istiyor.